Sayın Profesör Doktor Süleyman Özçelik, ilk olarak hoş geldiniz diyorum. Size bir sorum olacak. O da şöyle. Üniversite araştırma altyapıların teknolojinin gelişimindeki rolü sizce nedir? Ve Türkiye'de bu çalışmalar nasıl ilerliyor? Teşekkür ediyorum öncelikle. Herhangi bir ülkede teknolojinin gelişimiyle ilgili birkaç tane parametre var. Bu parametrelerden bir tanesi de çok önemlisi yapılan temel ARGE çalışmaları. Bunun devamlılığında bu temel ARGE bilgisinden yola çıkarak teknolojideki uygulama alanlarına göre üniversiteler lokomotif güç olarak düşünülebilir. Üniversitedeki özellikle araştırma altyapıları, araştırma merkezlerinde bu fikirden yola çıkarak geliştirilen prototip ürünlerin oluşturulması ve nihayetinde sektör tarafından da bunların üretime dönüştürülmesi şeklinde sıralanabilir. Bu üç adımlı gelişim içerisinde üniversitelere çok önemli bir rol düşüyor. Çünkü üniversitelerde araştırma yeteneğine sahip, bilgi birikimine sahip araştırmacılar bulunuyor. Genç araştırmacıların yetiştirilmesiyle bu bağlamda ayrıca değerlendirilebilir. Bunu örnekleyerek anlatmak lazım. Zannediyorum daha yararlı olacak. Üniversite sanayi işbirliği dediğimiz projelerle üniversitede geliştirilecek olan prototiplerin sektör tarafından üretimini sağlanması lazım. Örneğin Gazi Üniversitesi Fotonik Araştırma Merkezi direktörüyüm ben. Gazi Üniversitesi'nde germanyum tek kristalleri geliştiriliyor. Daha sonra savunma sanayi firmaları tarafından da bunların infrared uygulamalarda mercek olarak ya da optik pencere olarak kullanımı sağlanıyor. Başta çizdiğimiz o üç adımlı role bakarsanız, üniversitedeki biz araştırmacılar temel fizik bilgisine sahibiz. Sonra bu temel fizik bilgisini sistemle entegre ederek sistemde kristal büyütme teknolojilerinin sistematiğini geliştirerek mükemmel kalitede, yüksek kristal kalitesinde ve optik kalitede germanyum kristali üretiyoruz. Üretilen bu germanyum kristallerinin takıldıkları sistemin herhangi bir radar sinyalinden olumsuz etkilenmemesi için elektromanyetik girişimi engelleyici, kalkanlayıcı niteliğe kavuşturulması lazım. İşte bu aşamada üniversite altyapısındaki araştırmacıların bu hangi yöntemle bunu sağlayacağını, bunun know-how'unu geliştirmeleri gerekiyor. Bizim örneğimizde biz germanyuma iki noktadan yaklaşarak, iletkenliğiyle birlikte oynayarak onun elektromanyetik girişimi engelleyici niteliğe kavuşturmuş oluyoruz. Daha sonra ve böylece ürettiğiniz ürün kalifikasyonunu sağlamış oluyorsunuz. Yani standartlara uyumluluğunu sağlamış oluyorsunuz. Ancak işin burada noktalanmaması gerekiyor. Bir sanayi kuruluşu ortağımız var. Bu sanayi kuruluşu ortak tarafından bunların ürüne dönüştürülmesi lazım. Ürüne dönüştürebilmesi için de seri üretiminin yapılabilmesi lazım. Bu seri üretimin yapılabilmesi de üretim sistemini de kalifiye etmekle mümkün oluyor. Biz Gazi Üniversitesi Fotonik Araştırma Merkezi'nde bu iki aşamayı, yani temel ARGE'den uygulamalı ARGE'ye geçişteki ürün kalifikasyonunu, daha sonra da üretim sistemi kalifikasyonunu yaparak kristalleri büyütebiliyoruz. Sonra sanayi ortağımızın bunu seri üretimde, yani kendi üretim hattında merceğe dönüştürülmesi gerekiyor. Bu aşamaları başlangıçta planlamak gerekiyor. Yani burada aslında temel vurgulanması gereken nokta şu. Kamu kaynaklı ya da sanayi destekli herhangi bir proje araştırma altyapısına geldiğinde bunun bir ileri fazı, yani üretim fazının mutlaka planlanması gerekiyor. Birçok proje ülkemizde prototip seviyesinde kalıyor ve üretime maalesef geçiş aşamasında sıkıntılar yaşanıyor. Bu sıkıntılardan en önemlisi
benim kanaatime göre Ar-Ge'yi yapan, yani prototipi geliştiren araştırma altyapısının, oradaki araştırmacının, hocanın, akademisyenin onun üretimi içerisinde mutlak surette rol alması lazım. Yani geliştirilen prototipin üretimini sektörle birlikte akademisyenin içerisinde olması lazım. Eğer bu başlangıçta planlanırsa, araştırma altyapılarında yürütülen projelerden elde edilen prototipler üretime adreslenir. Bunu son derece önemli görmekteyiz. Biz araştırma merkezimizde bu altını çizdiğim, yani üretimin içerisinde de araştırma altyapısının olması, rolünü bulunmasını sağlayacak projelerle ilgiliyoruz. Yürüttüğümüz uydular için güneş hücresi geliştirilmesi, termal kameralar için, yani infrared uygulamalar için germanyum kristali üretilmesi ve son zamanlarda özellikle savunma sanayinde, işte füzelerde kubbe, zırhlı silah taşıyan araçlarda gözlem penceresi, optik pencere olarak kullanılabilen, birçok optik uygulama alanında yer alan safir kristal büyütme projemizde bu bahsetmiş olduğum çizgi doğrultusunda, adımlar doğrultusunda yürüyor. Gazi Üniversitesi 300 mm çapa kadar safir kristalini büyütebiliyor. Bu işlendikten sonra füzelerde don kubbe olarak kullanılabiliyor. Veya herhangi bir optiğin gözlem penceresi olarak kullanılabiliyor. Bizim projenin başlangıcındaki planlamamız savunma sanayi kuruluşlarının buradan çıkan safir kristalini işleyerek onu ürüne dönüştürme altyapısını kurmaları şartıyla biz bu projelere başladık ve sonuçta elde ettiğimiz, ürettiğimiz kristaller biraz evvel bahsettiğimiz gibi biz de işin içerisinde olacak şekilde sürekli kalifiye edilmiş ürünleri ve sistemleriyle beraber sürekli pilot üretimlerle ya da seri üretimlerle sanayi kuruluşlarını besliyoruz. Sanayi kuruluşları da alınan üretilen kristalleri doğrudan sistem bazlı ürüne dönüştürüyor. Bu bahsettiğim husus, bir projenin geliştirilmesi, ürüne yönelik bir projenin geliştirilmesi, geliştirilen bu projenin üniversitedeki araştırma altyapısına, yani araştırma merkezine transferi ve bunun yanında mutlaka sanayi kuruluş ortağının olması gerekiyor. Ve sanayi kuruluşu da bunu ürüne dönüştürmede kesintisiz olarak üniversite altyapısıyla birlikte orada geliştirilen teknoloji ve oluşan bilgiyi kullanarak. Safir projemizde de biraz evvel bahsettiğim gibi projenin geliştirilmesi, temel Ar-Ge, uygulamalı Ar-Ge, sonra kalifiye edilmiş ürünün seri üretiminin yapılması ve otomatik olarak savunma sanayinin hattına girerek veya herhangi bir endüstriyel firmanın hattına girerek nihai üründe sistem bazında kullanılması. Üniversite araştırma altyapılarının Türkiye'deki teknolojinin gelişiminde diğer önemli bir rolü de yetişmiş insan gücü sayısını artırmak. Buradaki yetişmiş insan gücü, ilgili teknolojiyi kullanabilen, bunu Ar-Ge'den ürüne taşıyabilecek, ürge süreçlerine taşıyabilecek nitelikli doktoralı araştırmacılar kapsamındadır. Önemli rollerden bir tanesidir bu. Önceleri Türkiye'de doktora yapan öğrencinin hedefi bir üniversitede akademisyen olmak idi. Bugün de bu amaç var, doğru. Ancak önemli noktalardan bir tanesi, doktora yapan kişinin doktora yaptığı ileri teknolojik alanda bir sektörle beraber çalışmasıdır. Yani bir firmanın Ar-Ge süreçlerini yönetebilecek, orada hem ürün geliştirme hem de ürünün üretimi aşamalarına katkı sağlayabilecek nitelikli insan gücünü yetiştirmek son derece önemlidir. Bu
üniversite araştırma altyapılarının önemli görevlerinden bir tanesidir. Üniversitelerde özellikle sanayi işbirliği ile alınan projelerde çalışan lisansüstü öğrencilerin bu rolü, yani gelecekteki sektörde faydaya dönüşme rolü planlı bir şekilde yürütülmesi gerekiyor, önemsenmesi gerekiyor. Bildiğiniz gibi ileri teknolojik cihazlar kendi başına ürün geliştiremez, fikir üretemez. Burada ürünü geliştirecek, fikri üretecek olan yetkinliğe sahip, düşünen, fikir sahibi araştırmacılar ve bireyler olmalıdır. Bu bireylerin üniversite altyapılarından, üniversite araştırma merkezlerinden, üniversite sıralarından yetişmesi gerekiyor. Türkiye'de teknolojinin gelişimi önünde atılan önemli adımlardan bir tanesi de sektörlerde Ar-Ge merkezlerinin kurulmasıdır. Türkiye'de özellikle büyük firmalar Ar-Ge merkezlerine sahipler. Evet, başlangıçta Ar-Ge desteklerinden istifade edebilmek gibi görünse de işte biraz evvel bahsetmiş olduğum üniversitelerde yetişen araştırmacıların istihdam edildiği yerler haline geliyor Ar-Ge merkezleri. Fikir sahibi insanlar artıyor. Yeni ve yenilikçi projeler geliştiriliyor. Dolayısıyla bir adım daha ileriye gittiğimizde sektörde kurulan Ar-Ge merkezleriyle üniversitelerdeki araştırma altyapıları ve Ar-Ge merkezlerinin birlikte çalışması neticesinde daha yenilikçi ürünler üretmek mümkün oluyor. Öte yandan sektördeki Ar-Ge merkezlerinin kendi başına proje yürütme yetkinliği de artıyor. Yani bu bahsetmiş olduğumuz zinciri halkayı tamamlamak açısından değerlendirildiğinde üniversitelerle işbirliği halinde olan, üniversitelerin Ar-Ge birimleriyle işbirliği halinde olan sektör Ar-Ge merkezlerinde ürüne yönelik, mevcut ürünü iyileştirmeye yönelik yenilikçi faaliyetlerin daha iyi, daha hızlandığını görmekteyiz günümüzde. Teşekkür ederim hocam. O zaman ben teşekkür ederim. Şöyle özetleyebilir miyiz? Türkiye'nin teknolojik alanda gelişmesi için üniversite ve sanayinin işbirliği içerisinde hareket etmesi gerekiyor. Şimdi bu tabii ki çok popüler bir söz. Yani ömrümüzce duyuyoruz. Üniversite sanayi işbirliği, üniversite sanayi işbirliği olmazsa olmaz. Peki, ama biz bunu tabii popüler bir söz olmaktan son yıllarda ülkemizde çıkardık. Bunu realize ettik. Yani üniversiteler ile araştırma merkezleriyle sektör arasında iyi bir işbirliği. Yeterli mi bugün sağlanmış olan? Henüz yeterli değil. Ama bu işin olmazsa olması. Zaten devletimiz bunu son derece ciddi bir şekilde destekliyor. TÜBİTAK bu alanda TEDEP ile ilgili bir yığın proje çağrıları var. Bunun önemini tüm kurumlar biliyoruz esasında. Ancak bu yoldaki eksiklikleri gidermekten bahsedebiliriz. Üniversite sanayi işbirliğinin daha kurumsal hale gelmesiyle ilgili yeni yaklaşımlar önerilebilir. Bu bağlamda şunu söylemek lazım. Sanayi Bakanlığı'nın çok kıymetli teşvikleri var. Üniversitelerle, üniversitedeki akademisyenlerle, araştırmacılarla sanayicileri bir araya getirebilmek. Bugün Gazi Üniversitesi'nde bu hususta atılmış çok daha kıymetli bir adım var. Hatta bunun ortakları birkaç üniversite, Aselsan'la yürüttüğümüz bir projeyle Aselsan Akademi kuruldu. Aselsan Akademi çok özetle şöyle, Aselsan mühendislerinin, Aselsan'ın bünyesinde üniversitelerin katkısıyla doktora derecelerine sahip olması. Yani bu üretim sektörünün bir taraftan ürün geliştirirken, ürünü üretirken diğer tarafta yenilikçi bilgi ve teknolojiyle yetişmesini sağlıyor.
Bugün onlarca Aselsan mühendisi, Aselsan Akademi'de, Gazi Üniversitesi'nde paydaş olduğu bu platform içerisinde kendini yetiştirme şansına sahip oluyor. Bu, üniversite sanayi işbirliğinin bir ileri evresidir. Yani üniversite artık kampüs içerisinden çıkmış, üniversite sanayinin içerisinde yerleşmiş. İşte gelişmiş üniversite kavramı bu. İşte birinci sınıf, ikinci sınıf, dördüncü sınıf, eninci sınıf üniversite dediğinizde en üst düzey üniversite sanayinin içerisinde eğitim öğretimini yürüten üniversitedir. Ne demek bu? Üniversitede sadece hoca kürsüde eğitim vermiyor. Üniversitede hoca sadece araştırma altyapısında araştırma yapıyor. Üniversitede hoca, akademisyen, sanayinin içerisinde eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetine katılıyor. Bunun tersi de mümkün ve bugün bunları görmekten mutluluk duyuyoruz. Nedir duyduğumuz mutluluk? Sektördeki sanayicinin, sanayide çalışan mühendisin, sanayide çalışan fikir sahibi doktoralı personelin, mühendisin üniversitede ders vermesini sağlıyoruz. İşte kabuğunu yırtmış üniversite sanayi işbirliği modellerinden bir tanesi de budur. Sektördeki yetişmiş kişi, sanayici kendi tecrübesini, ticari tecrübesini, üretim fikrini, kalite süreçlerini üniversite öğrencilerle paylaşması. Ve böylece yetişen öğrenci daha girişimci olur. Önemli olan üniversitede bir taraftan Ar-Ge faaliyetleriyle yenilikçi ürün geliştirirken bir taraftan da müteşebbis yani girişimci insan geliştirebilmek. Tabii ki bu konular çok son derece uzun ve son derece geniş. Ülkemizde genç girişimcilerin sayısının artırılmasıyla ilgili de bir yıl program var. Biz üniversitedeki teknoloji transfer ofisleriyle bu girişimcilerin sayısının artırılmasına da katkı sağlıyoruz. Yani olayı bir bütün olarak değerlendirdiğimizde özetle üniversite araştırma altyapıları sadece kendi başına bir ülkede teknolojiyi geliştiren birimler değildir. Üniversite araştırma altyapılarında üretilecek olan bilginin doğrudan sanayide kullanılabilir hale gelmesini sağlayan projeler zinciri oluşturmak gerekir. Üniversite insan yetiştirmeli, yetiştirdiği insan sadece üniversite kalmıyor. Aynı zamanda onlar sektörde çalışmalı, yenilikçi fikirleri orada devam ettirmeli. Teşekkür ederiz hocam size. Ben çok teşekkür ediyorum. Türk Fizik Derneği olarak başarılarınızın devamını diliyoruz. Evet, Türk Fizik Derneği sivil toplum kuruluşu olarak Türkiye'deki fizikçilerin bir taraftan dünyaya açılan penceresi ve her yıl düzenlenen Uluslararası Türk Fizik Kongresi bizler için, özellikle genç araştırmacılar için son derece kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ben ilk doktora tezi yaptığım süre içerisinde sözlü sunumumu ilk olarak Türk Fizik Derneği'nin düzenlemiş olduğu konferansta yapmıştım. Öyle de bize kıymetli bir yeri, kıymetli bir hatırası var. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.